Merhabalar değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Silifke Tavrı. Silifke Tavrı, Azeri Tavrı'nda söylemiştim. Bakın, tavırlar hep birbirine benzer. Metronomları, hızları, farklılıkları vardır. Vurgu farklılıkları vardır. Ve name farklılıkları vardır, öyle söyleyelim. Baskıları çok farklıdır. Benim İşte Silifke tavrını evet gösterebilirim yön itibariyle ama bir Silifkeli sazende çaldığı zaman daha tatlı duyulur. Çünkü onun kültürüdür, onun yaşanmışlığıdır. O toprakların, o coğrafyanın havasıdır. Orada yaşayanlar daha hissettirirler. Ben Zeybek, yani Zeybek bölgesi olduğu için onu hissederim iyi bir şekilde ya da kendime göre. Halk oyunlarıyla da uğraştım. 12 sene boyunca oynadım. Ayağa göre de işte baskıyla vurmaya çalışırım hiç olmazsa. Ama işte bir Azeri arkadaşımız gelse o aynı tavrı, bakın aynı bağlama, aynı tezeni hepsini verdiğinizde o daha böyle Azeri gibi vuracaktır baskılarından dolayı. İşte müziğin güzelliği bu. Müziğin makinesi olmamasının sebebi aslında bu. Herkesin bilek gücü, işte kasları, ne bileyim çalışma şeyi, kan dolaşımı, nefesi, yaşanmışlığı o kadar etkili ki bir robota sadece program yazabilirsiniz. Birkaç duygu yazabilirsiniz ama dersiniz ki şöyle çal. Yani yine yapan kişinin duygusuyla çalacaktır. Bir yaşanmışlık olmayacaktır. Onun için nasıl kodladıysanız biz de stüdyo programları kullandığımızda enstrüman kullanmıyoruz bazen. Ne yapıyoruz? Klavye üzerinden yazıyoruz. Matematiksel olarak hazırlıklarını yapıyoruz. Diyoruz ki birinci notayı hızlı vur, ikinci notayı düşük vur. Bunların hepsini yazabiliyorsunuz. Yani bir şekilde müzisyen. Tabii ki benim duyguma göre ya da doğrusuna göre yazılmış şeyler. Yazılacak şeyler ya da. Ne yapabilirsiniz? Devamlı dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Silifke tavrına. Azeri'nin aynısını düşünebilirsiniz. Zeybek'in aynısını düşünebilirsiniz. Fakat Azeri ile ya da Zeybek'le dememin sebebi aynı dört hareketimiz var. Hızından dolayı genelde alt tel kullanılıyor. Yine hepsine vuruyorum. Aşağıya doğru vurdum. Elimi yukarı çıkarttım, değmedim. En alt telde aşağı, yukarı, aşağı yaptım. Biz bunun aynısını Azeri'de aslında gördük. Azeri'nin aynısı. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı. Şimdi ben bunu detaylı yine anlatacağım. Çünkü affınıza sığınarak belki yeni görenler vardır. Azeri tavrına bakmayanlar vardır. Ama bu videodan sonra Azeri'ye de dönerseniz aslında ikisine de hazır olacaksınız. Sadece dediğim gibi hız farkları ve vurgu farklılıkları var. Biz şu an ne yapıyoruz? Biz matematiksel olarak sadece size işte tezenin nasıl vurulacağını gösteriyoruz. Şu anda mesela şeyimiz yok. Buraya şöyle kuvvetli vurun, zeybektik gibi anlatım yok. Onlar da gelecek inşallah eser çalımlarında. Hepsi aşağıya, en alt tel aşağı, yukarı aşağı. Olayımız bu. Süpürge gibi. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı. Ram, ta ta ta. Ram, ta ta ta. Özellik yine aşağıda bitmesi aynı Azeri. Vurgu aynı Zeybek. Zeybek'te ne yapıyorduk? Yukarıda bitiriyorduk, hepsini çekiyorduk. Silifke'de hepsi aşağı, aşağı, yukarı, aşağı. Azeri'de hepsi aşağıya, aşağı, yukarı, aşağı. Yine aynı şey. Silifke'de Azeri aynı geliyor. Ritmik yapıları, tekrar ediyorum, çok farklı. Vurguları çok farklı. Otomatikman da bizi zenginleştiren iki tavır. Yine çalışmalarınızı mutlaka aşağı, aşağı, yukarı, aşağı. Bunu hızlandırın. Tam 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 tam. Aşağıda bitmesine dikkat edin.
Ve çalışmalarınızı mutlaka aynanın karşısına geçin. Oturun dik bir şekilde, size yakışan şekilde ve elinize kontrol edin. Ne diyoruz burada? Silifke tavrında el aşağıda biter. Zeybeğin aynısıdır ama hızlıdır. Azeri ile aynıdır ama ritimsel ve melodik yapıları farklıdır. Siz de bunları yaparken bunları düşünün. Telleri tutuyorum. Aşağı, aşağı yukarı aşağı. Ve bunu hızlandırıyorum. Tek yapmam gereken bu. Çünkü biz eseri çalarken işte silifkeli arkadaşlara da selam olsun. Hatalarımız varsa affola. Sadece kitaplarda gördüğümüz kadar, sizin kadar duygulu yapamasak da belki kitaplarda ya da TRT'de bir konserde çaldığımız tarzla, öyle söyleyeyim. Biz de melodileri aynı şekilde icra edeceğiz. Nasıl çalışabilirsiniz notalara da basarak sıkılmamak için? İşte 10 dakika bunu yaptınız, sıkılmadınız, hızlandırdınız. Yine aynı azeridik gibi. Ne yapabiliriz? Fa, fa, mi, la, mi, re, re, do, do. Sol, 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 sol. Fa, fa, mi, la, mi, re, re, do, do. Si, la, si. Doğaçlama bir şey. Yani bir kitapta ya da birinden gördüğüm bir şey değil. Şu an aklıma gelen, kesinlikle içtenlikle verdiğim bir melodi oldu. Sol fa diye sol, fa mi fa, mi re mi, re do re, do si do, si la si. Tavır. Bunu hızlandıracağım sadece. Ters de yapabilirsiniz. Silifke'nin farkı biraz hızlı olması. Azeri ile, dediğim gibi azeri de hızlı, yavaşları var tabii ki elbette. Vurgu farklılıkları var bu sefer. Melodik farklılıkları var. Bunu unutmayacağız. Çünkü tezene ve türküde çalışmalarını yaparken bu tezenelerin sizlerde hazır olması gerekiyor ki biz onları uyguladığımızda sizlerde rahat kavrayabilirsiniz. Şunu uyarmak isterim. Duyumlarınız, yani bir şeyi dinlerken artık bunlara hakim olursanız daha iyi ayırt edebileceksiniz. Buradan iddia edeyim, dinlediğiniz sanatçıların çoğunu değiştirebilirsiniz. Çünkü genelde öğrenildikten sonra hatalar bu sefer başlıyor. Diyor ki, ya bu işin işte orijinali budur, yanlış yapıyor, ben bunu dinleyemem diye bu sefer yorumlar başlıyor. Bu da işte benim en çok hoşuma giden bir eleştiri yöntemi. Bilip doğrusunu yapıyorsanız doğru bir şekilde eleştiriyorsunuzdur. Ama duygunuza göre yönlendirmek çok farklıdır. Onun için ilk başlarda ben de, yani seneler önce müzik tarzı ayırıyordum. Yani diyordum ki işte şu sanatçı, isim vermeyeyim, çok kötü diyordum. Ama yıllar geçti, bir şeyler öğrendikten sonra o sanatçının çok, yani bazı sanatçıların, bunu dediğim sanatçıların çok iyi olduklarını öğrendim. Çünkü onların, atıyorum rockçı bir sanatçı, onların kurallarına göre tamamen üst düzey işini yapan sanatçılarmış. Biz ne yaptık müziğe başladığımızda? Azıcık 2-3 konsere çıktığımızda hep eleştirdik. Kendi tarzlarını rock kültürünü bozmadan uygulayan insanlarmış. Bunu gördük sonradan. Tabii ki müzik duygu işi ama bilinçli bir şekilde. Hani dinlememek ayrı bir şey ama iyi yapan kişiye de çok kötü demek
çok ayrı bir şey. Herkesin hakkını vermek lazım. İşte yiğidi öldür, hakkını yeme lafını da burada unutmayalım. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah tavır videolarını koyduktan sonra eser icralarını da koyacağız. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.